Merhaba değerli dostlar. Çok güzel bir hikayemizle sizlerleyiz. Bu güzel hikayemizi dinleyecek ve duygulanacaksınız. Yavuz Sultan Selim'in Türbedarı. Bir oğlan çocuğunun dünyaya gelmesini çok istiyordu. Bu yüzden üzeri yüklü hanımının bir istediğini iki etmiyordu. Ancak hanımı o sabah kendisinden kiraz istemişti. Hamilelerde böyle isteklerin olacağını zaten biliyordu. Lakin kirazın henüz yeni çıkmaya başladığı bahar günlerinde çok pahalı olduğu da kesindi. Ümit vererek evden ayrılmıştı. Şimdi hem görevi olan türbeyi süpürüyor hem de düşünüyordu. Akşam eve varınca hanım kiraz aldın mı diye sorarsa ne diyecekti? İçinden her türlü fikir geçiyor, bir türlü çıkış yolu bulamıyordu. Kısacası cebinde pahalı kirazı alacak parası yoktu. Elindeki süpürgenin sapıyla yıllardır hizmetini gördüğü Sultan Yavuz'un sandukasına vurdu. "Hey koca sultan, sana senelerdir hizmet ediyorum. Bir defacık olsun himmet etmedin. Ne olacak şimdi benim halim? Kiraz alacak param yok. Hanımın hali de meydanda. Akşam olur. Süklüm büklüm eve gelir. O gün almadığı kirazı yarın alacağı sözünü verir. Ertesi sabah yine adeti olduğu üzere türbeyi açıp beklemeye başlar. Bir anda karşısında Sultan Abdülhamit Han'ın adamı belirir. "Efendi, sultan seni huzuruna çağırıyor. Hemen faytona buyur," der. Şaşkınlıktan küçük dilini yutacak hale gelir. Sultan kendisini niçin çağıracak? Kendisi bir türbedardır. Sultanın huzuruna çıkacak kimselerden değildir. Olsa olsa bir şikayet, bir suç duyurusu vardır. O yüzden çağırmıştır. Ne ola ki bu suç diye düşünür. Emri tebliğ eden adam fazla sabırlı değildir. "Efendi, ne duruyorsun? Sultanın emrini tebliğ ederim sana." Bakar ki ağırdan almanın zararı olacak. Çaresiz faytona atlar. Doğruca sarayın avlusuna inerler. Nöbetçiler girip çıkar. Kendisini hemen sultanın huzuruna alırlar. Abdülhamit Han türbedarı şöyle tepeden aşağı bir süzer. Sonra yumuşak bir ses tonuyla sorar. "Dedem, Yavuz Sultan Selim Han'ın türbedarı sen misin?" Güçlükle cevap verir. "Evet sultanım, benim. Söyle bakalım, dün türbede neler oldu? Derdin nedir? Bir meselen olmalı." Bir an zihninden bir sürü konu geçer. Acaba sultan neyi sormak istiyor? Neyi kastediyor? Hangi derdimi soruyor? Şaşkın ve ürkektir. "Sultanım, bir şeyler olmadı. Bir derdim de yoktur. Sağlığınıza duacıyım," diyebilir. Abdülhamit Han sesini hem yükseltir hem de sertleştirir. "Türbedar efendi, sana söylüyorum. Dün türbede neler oldu? Mesele nedir? Açık söyle." Bir şeyler hisseder bu defa. Ama söylemeye cesareti gerek. İster istemez olayı anlatır. "Sultanım, hanımım üzeri yüklü. Benden kiraz istedi. Çok pahalı olduğundan alamadım. Bunun için de veli nimetim dedenin Sultan Selim Han'ın sandukasına şöyle yavaşça bir dokundum. Bunca yıldır hizmetini görürüm. Bir himmetini görmedim," dedim. Ortalığı bir sessizlik kapladı. İki taraf da derin düşünceli halindeydi. Sonra daldığı alemden çıkan Abdülhamit Han söylenmeye başlar. "Sen orada dedemin sandukasına vurdun. O da burada sabaha kadar benim başıma vurdu. Al şu bir kese altını. Bir daha böyle küçük şeyler için Selim Han dedemi rahatsız etme. Doğruca bana gel." Bundan sonra emir subayına dönen Abdülhamit Han, "Selim Han dedemin türbedarının maaşı
iki misline çıkarılsın. Bir derdi olunca da hemen bana gelmesine izin verilsin. Bu olayı rahmetli Hacı Muzaffer Ozak'a bizzat anlatan türbedarın çocuğudur. İşte der, ben böyle bolluk içinde dünyaya geldim. Babam anama hem bol kiraz aldı hem de diğer ihtiyaçlarını kolayca karşıladı. Bu olayı babam sık sık bize anlatırdı. Biz de hem ağlayarak dinler hem de koca sultan ruhuna fatihalar, yasinler hediye ederdik. Bu kıssadan anlaşılacağı üzere birçok Osmanlı padişahı alimdi ve hamile aşiren kadınların isteğinin yapılması da Allah katında büyük bir sevap olsa gerek. Sevgiyle, selametle kalın değerli dostlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler.